Şu an Bulgaristan sınırındayız. Bayağı full buralar. Evet arkadaşlar, Bulgardan çıkış. Fazla söze gerek yok. Yoğunluk devam ediyor. Herkese hayırlı yolculuklar. Kazasız belasız buraya kadar geldik. Çok şükür. Burayı da bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar merhaba. Bugünlük benden son video. Dün saat 15 gibi Frankfurt'tan yola çıktık. Bugün saat şu an kaç? 19 Türkiye saatiyle. Kapıkule'deyiz. Kapıkule sakin. İzinyolu ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlara, abilerime, kardeşlerime hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah kazasız belasız Türkiye'ye veya Almanya'ya veya Avrupa'nın herhangi bir ülkesine dönmeyi nasip etsin. İyi akşamlar diliyorum. Dönüş yolunda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Şu an sırpa girdik. Karşıda görüyorsunuz dönüş yolu bayağı kalabalık. Bayağı bir kuvvetçiler geri dönüyor. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Şu an Sırbistan Bulgaristan gümrük kapısındayım. Bayağı yoğunluk var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Arkadaşlar Tompa'ya varmadan önce, 1,5 kilometre önce durumlar böyle. Saat şu an 0:13. Selamünaleyküm. Şu an Kapıkule'deyiz. Bayağı bir yoğunluk var. Allah herkesin yolunu açık etsin. Arkadaşlar biz şu an Kapıkule'ye geldik. Bulgar çıkış boş gibi duruyor. Önümüzde 10-15 araba var. 8 Ağustos saat 8:51 Bulgaristan. Romanya'ya girişte sıra var biraz ama pek öyle kalabalık değil. Yeni geldim. 10-15 dakikaya geçerim herhalde. Selamünaleyküm İzinyolu ailesi. Dün sabah saat 8'de yola çıktım. Şu an Kapıkule sınır kapısına 100 kilometre var. Gümrüklerde hiçbir sorun yaşamadım. Yalnız Sırbistan çıkış, Bulgaristan giriş birazcık kalabalık ama toplam çıkmam 40 dakika buldu. Yani bu da çok bekledim söylenemez. Bence her şey güzeldi. İnşallah yola çıkan arkadaşların da yolları açık olur. Her şey yolunda gider. Ben hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım.
Daha sonra Kapıkule'de bir problem olur mu bilmiyorum. Onu da bilgilendiririm. Şimdilik bu kadar. Herkesin yolu açık olsun. Allah'a emanet olun. Sırbistan. Sadece bu kadar araba var. Boş sayılabilir. Arkadaşlar burası Sırbistan-Bulgaristan kapısı. Sırbistan tarafında hiç araç yok gibi. Önümde 4 tane araç var. Eğer ki kalabalık diye gelmemek isteyen varsa bence gelsin. Yani bayağı boş ama tabii Sırp'tan sonra Bulgarları bilmiyorum. Ama görünüyor ki fazla bir yoğunluk yok burada. İsteyen gelebilir yani. Bu saatte koş yani onu söyleyeyim. Zerbiye'nin çıkış önümüzde 4 araba, 6 araba var. Arkası da boş. Bulgar'a giriş. Arkadaşlar biz şu an Bulgar'a giriş yaptık. 10 dakika falan sürdü aşağı yukarı. Ama çıkış gördüğünüz gibi bayağı bir kalabalık. Hemen hemen iki arabadan birini de çeviriyorlar. Herkese hayırlı yolculuklar. Merhaba izin yolu arkadaşları. Almanya'dan Türkiye'ye doğru istikamet ediyoruz. Röske kapısına geldik. Macar tarafındayız. Önümüzde 3 kişi var. Bugün kaç Ağustos aşkım? 12 Ağustos. Saat 9. 9.30. Herkese kolay gelsin. Hayırlı yolculuklar. 12 Ağustos. Saat 10. Sırbistan Macaristan yönü bayağı kalabalık. Ters yön boş. İstikamet Tekirdağ. Şu an Hırvat girişindeyiz. Aşırı yoğun araba olmamasına rağmen kişiler çok yavaş ilerliyor. Bekliyoruz bayağıdır. Yakında geçmeyi planlıyoruz. Umut ediyoruz. Tekrar hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar. İzin yolu ailesi. Biz Kapıkule'ye geldik Türkiye'ye. Önümüzde 5-6 araba var. Bulgar boşlu çıkış.
Geride kalan herkese hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sizin ailesine çok çok teşekkür ederiz. Bugün ayın 13'ü Cuma günü. Saat şu an 2:30. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı yolculuklar diliyoruz. 13 Ağustos saat 11. Sırbistan, Bulgaristan giriş. Herkese iyi günler. Almanya'dan Türkiye yolculuğumuz başlamıştı. Sırbistan Nice kentinde yaklaşık Sırbistan'ın çıkışına 150 km aracımızın savun tekeri patladı. İzin yolun Sayın Ferit Odabaşı ile irtibata geçtik. Sağ olsun kendisi hemen dönüş yaptı. Bize çekici gönderdi, yönlendirdi ve 15 dakikada çekici geldi. Aracımızı yükledi, yeni teker aldık. Tekerimizi değiştirdi, rot balansını yaptı. Ve toplamda hepsi irtibata geçtiğimiz dahil 1 saat sürdü ve şu anda yola çıktık. İzin yolundan Allah razı olsun ve yolda olanlara Allah'ım kaza bela vermesin. Buna da şükür. Arkadaşlar burada Kapıkule'de girişte hemen testinizi yapabiliyorsunuz. Burada ücret ödüyoruz, 170 TL. Burada kayıt yapıyorsunuz. Yan taraftaki araçta da test yapılıyor, bilginiz olsun. Biz şimdi yaptıracağız, kas seti çıkacağını da size bildiririz. Yapmamış olan arkadaşlar burada testlerini rahatlıkla yapabilirler. Günaydın. Saat 8:42. Sırbistan çıkışı Bulgaristan'a doğru ağır ağır ilerliyor. Hırvatistan, Sırbistan sınırına girdik. Hırvatistan'dan çıkıyoruz. Görüldüğü gibi fazla bekleyen yok.